güzel bir örneği sergileyecek. Mesleki ve teknik eğitimle sanat işbirliğine yine güzel bir örnek oluşturacak. Hemen açılış konuşmalarına geçmek istiyoruz. Efendim, açılış konuşmamızı gerçekleştirmek üzere en iyi eğitim günü Sayın Atilla Gülsar'ı alkışlarımıza bize davet edelim. Sayın Valide Yardımcı, Sayın Genelcim, Sayın Bursa Tekrar Sanayi Odası Başkanımız, çok değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla sevgiyle sunuyorum. Bursa'da eğitim günü adı altında diğer öğretmenlerimizle beraber olduk. Bugün de mesleki eğitimle meslektaşları öğretmenlerimizle beraber olduk. Ben önce Bursa'da mesleki eğitimde kaliteyi yakalayan çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlerimize tek tek tebrik ediyorum. Çalışmalarından dolayı hepinize teşekkür ederim. Bursa mesleki eğitimde gerçekten bir numara. Bugün Sayın Genel Müdürümüzle tebrik teşekkür buraya. O da yakında biraz sonra sizlerle paylaşacak bunu. Bursa'da mesleki eğitimi bu kadar ileri gitmesinin nedenlerinden bir tanesine çok köklü ve kaliteli meslek okullarının olması ve burada yetişen sanayicileri gerçekten öğrencilerimize, öğretmenlerimize örnek olmasıdır. Tabii bu örneklik devam ettiğinden dolayı yeni açılan okullarımız da rol model olarak seçtikleri bu okullara beraber çalıştılar ve meslek eğitiminde aramaya üstünde gerçekten Bursa liderliğini devam ettiriyor. Tabii bunu da siz değerli meslektaş öğretmenlerinin çok büyük payı var. Değerli arkadaşlar, mesleki ve Bursa'da geçişmesinin nedenlerinden bir tanesi de Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın mesleki eğitimle iç içe olmasıdır. Ben burada hem geçmişteki yönetim kurullarına ve üyelerine ve şu andaki BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burkaya ve üyelerine yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye'de ilk defa mesleki eğitim kampüsü Bursa'da yapıldı biliyorsunuz ve bunu da BTSO yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde milli eğitim kampüsü, mesleki eğitim kampüsü daha yapılacak. Şimdiden onda Sayın Burkaya istiyoruz ve dört gözle bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, sorumluluğumuz çok fazla. Sanayici arayılan istiyor ama çok kaliteli bir basitle arayılan istiyor. Bunun için zorluklarımız yok, bu zorluklarımız vardır. Ama bu zorluklarımızı hiçbir zaman yatırmayacak. Biz elimizden gelen kendi şartlarımız içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve sanayicinin istediği şekilde kaliteli bir insan geliştirmeye gayret edeceğiz. Zorlukları hiçbir zaman bitmeyecektir. Arkasından devam edecek. Fakat sizlerin çalışmalarıyla ara yaman ihtiyacı Bursa'da yetişiyor ve yetişen elemanlarımızın da çok fazlası iş bulabiliyor. Tabii bizim sizlerden beklentimiz çok büyük. Ülkenin beklentileri, velilerin beklentileri, öğrencilerin beklentileri de büyük. Bütün bu büyük beklentileri sizler karşılamak zorundasınız. İşinizin zor olduğunu biliyorum. Çünkü her gün öğrenciler okula geldiklerine sizin gözlerinizin içine baka baka diyorlar ki öğretmenim, benim hayata hazırla. Hayatta ne hazırlıkla onu sen öğreteceksin. Yani mesleki eğitimse mesleki eğitim, karakter eğitimse karakter eğitim, etik eğitimse etik eğitim. Bunların hepsini siz bana öğreteceksiniz. Ve tabii bizim mesleki eğitimden beklediğimiz diğer bir beklenti de öğrencilerin beklentisi bir üst öğrenme hazırlanmak. Kaç sayı problemi kaldıktan sonra çocuklarımız daha fazla kendisini görerek özellikle teknoloji fakültelerinin açılmasından sonra çocuklarımız biraz daha kendilerini görürler. Ve geçtiğimiz itibariyle ÖSS sınavlarında gerekli başarıyı yakalamaya çalıştılar çocuklarımız. Ama sizler sayesinde biraz daha yukarı doğru çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii eğitim günü
sen sadece ağzınıza düşür. Burada konuşulanlardan sadece bir cümle veya birkaç cümle alıp hayatınızı ve çocuklarınızı unutularsanız, onların daha kaliteli bir hayat yaşaması ve daha kaliteli mesleki eğitimde arayan olmasını sağlarsanız, bizim için en büyük fayda o. Yoksa biz bildiğiniz her şeyi burada halledemeyiz. Ama arkadaşlarımızın burada birbirlerine tekrar beraber olmalı ve uzun yıllardır arkadaşlarımız birbirini görmemiş. Gemilikte çalışan, buradan yeni çalışan ve yıldırımda çalışan arkadaşlarımız okul arkadaşı olmalarına rağmen büyük şehirler birbirlerini göremiyorlar. Fakat bu program vesilesiyle hem aralarda hem yemekte birbirinizle görüşeceksiniz, tecrübelerinizi birbirinizle paylaşacaksınız, bir araya gelmiş olacaksınız. Zaten en fazla ihtiyacımız olduğu şey de bir araya gelme, paylaşma ve istişare etme. Aslında çok güzel bir söz var, şöyle diyor: Asya'nın mantığının miktarı meşgulet ve şuuradır. Aslında bizim en fazla ihtiyacımız olan noktada bir araya gelmek, meşgulet etmek, şuur olarak toplamak, fikirlerimizle birbirimize destek olmak. İşte bizim programlarımızın asıl hedefi ve amacı bu. Eski programlarımız çok verimli geçti. Bu programımız da çok verimli geçtiğine inanıyorum. Ben buraya kadar teşrif eden Sayın Genel Müdürümüze, Sayın Valimize ve bize ev sahibi yapan, her zaman mesleki eğitimle ve mesleki eğitimle beraber tüm eğitim çalışanlarıyla beraber olan Bursa Ticaret Sanayi Odası Birliği'ne ve Sayın Başkanı'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı